Selam. Uzun bir aradan sonra tekrar buradayım. Umarım hiçbir yere gitmemişsinizdir. Hala aranızda kanalımda kalanlar varsa arkadaşlar hoş geldiniz. Çok fazla uzatmak istemiyorum ama gerçekten çok fazla yoğun çalışıyorum. Hafta sonları da kendime vakit ayırıyorum. Uzun bir süredir bu şekilde. Bu yüzden YouTube'a uzun bir ara verdim. Uzun süredir de video çekmek gerçekten çok istiyordum. Aklımdaydı ve artık kanalı daha fazla boşlamak istemedim ve o yüzden geri döndüm. Bugün vaktim vardı ve oturdum kameranın başına. Böyle bir videoyla açılış yapmak, başlamak istedim. Geri dönmek istedim YouTube kanalına. Çünkü son zamanlarda ben ne zaman Instagram'dan story paylaşsam bana genelde dudak kombomu çok soruyorsunuz ve dudağıma ne yapıyorum bunu çok soruyorsunuz. Ben de dedim ki bugün ürünlerimi anlatayım, paylaşayım. Dudağıma ne yapıyorum, nasıl daha büyük gösteriyorum bunu anlatayım istedim, size göstereyim istedim. En azından aranızda merak edenler, izlemek isteyenler olur diye düşünüyorum. Bundan sonra da zaten en çok sevdiğiniz o saç bakım videolarıdır, işte saç boyama videosudur falan gelecek, merak etmeyin. Şimdi sizi bayağı bir yakına aldım ki net görün dudaklarımı diye. Dudaklarım küçük değil ama bu video aslında küçük dudaklara ithafen çekilen bir video olsun. Hem de benim gibiyse dudaklarınız, çok küçük değilse, yine de büyütmek ve güzel göstermek istiyorsanız dudaklarınızı ne yapabilirsiniz? Aslında ona bakalım istiyorum bugün. Umarım ışık çok fazla değildir şu anda. Çünkü unutmuşum yani ışık ayarı yapmayı, video çekmeyi unutmuşum arkadaşlar, özür dilerim. Golden Rose'un böyle bir kontür stiği var. Bendeki rengi 05 Cool Taupe isimli rengi. Bu arada inanılmaz bir kontür ürünü bu, krem kontür. Şimdi dudağımı böyle çerçeveliyorum. Bir tık da şöyle dağıtıyorum. Aslında bunu yaparak birazcık da dudağımın çizgisini yok etmiş oluyorum. Sonra elime herhangi bir dudak kalemi alıyorum. Bu bir göz kalemi. Beauty's'in 201 Cinnamon isimli göz kalemini dudak kalemi olarak uyguluyorum son zamanlarda. Rengi inanılmaz güzel. Kahve alt tonlu. Çok hoşuma gidiyor bu dudak kalemi. O sorduğunuz dudak kalemi de aslında bu. Göz kalemlerini dudak kalemi olarak kullanmayı çok sevdiğim için bunu da son zamanlarda keşfettim ve çok iyi yani. O yüzden bunu kullanıyorum şimdi. Şöyle dudağımı çerçevelemeye başlıyorum. Görüntüsü böyle. Bitti mi? Bitmedi. Elinizdeki herhangi bir lip tinti alıyorsunuz. Flormar'ın Water Lip Stain'lerini kullanıyorum. Beğenmiyorum çok fazla bu arada. Kırmızı tonlarında olması yeterli. Dudağımın içine bunu sürdüm, parmağımla dağıtıyorum. Şimdi böyle bir görüntü oluyor. Sıra geldi gloss uygulamaya. Ben She Glam'in glosslarını aşırı seviyorum, aşırı beğeniyorum. Cheeky ve Good Habits isimli renkleri. Son zamanlarda çoğunlukla She Glam'in ürünlerini kullanıyorum. Yurt dışına giden bir arkadaşımdan rica etmiştim. İstediğim ürünlerini getirdi bana. Acayip iyiler. Elinizdeki herhangi bir gloss olur. Hiç fark etmez. Sephora'nın glossları çok güzel. Fenty Beauty'nin glossları çok güzel. Şimdi dudaklarım bu renk olduğu için elimdeki en nude rengi Good Habits'i kullanacağım. Ve karşınızda son zamanlarda en çok sorduğunuz efsane dudaklar. Bu renk dudaklar şu son zamanlarda çok moda. Cherry Cola Lips diye geçiyor hatta. Belki görmüşsünüzdür TikTok'ta, Pinterest'te falan. Nasıl yapıldığına dair videolar da çekiliyor. YouTube'da da gördüm shortlarda. Cherry Cola Lips yapayım diyerek yaptığım bir combo değildi aslında. Ama kendi tenime, kendime çok yakıştırdım. Ve dudaklarımı inanılmaz güzel gösteriyor. Ben bu lip komboyu ne zaman yapsam mutlaka soran oluyor. O yüzden bu videoda da göstermek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de yaparsanız mutlaka yorumlara yazın nasıl göründüğünü, hangi ürünleri kullandığınızı. Ve benden hangi tarz, hangi tür videolar istiyorsanız onları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yeni geldiyseniz de hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Videoyu da lütfen beğenmeyi unutmayın. Hepinize öpüyorum. Sonraki video gelecek, söz veriyorum. Bay bay.